9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 168 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı cevapları. Sayfa 168 öğrenilen bilgileri korumak ve onları hatırlanabilir kılmak için başvurulan etkili yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri de özet yapmaktır. Konuşulanların, anlatılanların ya da okunanların ayrıntısız olarak ana çizgileriyle belirtilmesi işine özetleme, oluşturulan kısa metne de özet denir. Özetleme, yorum değildir. Yorumda yazarın ne demek istediği anlatılır, özette ise ne dediği kısaca belirtilir. Özet yapmak konunun ana hatlarının kavranmasını sağladığı gibi belleği güçlendirip dikkati geliştirir. Bir hikaye, bir roman ya da bir oyun özetlenirken ana olaylar seçilir. Özetlenecek metnin kişileri önem derecesine göre sıralanır. Bunlar, birbiriyle ve olayların akışı içindeki ilişkilerine göre anlatılır. Anlatımda ya geniş zamanlı fil kipi ya da şimdiki zamanlı fil kipi kullanılır. İncelediğiniz İnci veya Toprak, Ana adlı romanların bir özetini yazınız. Yaptığınız özetleri karşılaştırarak farklı noktaları ve bu farklılıkların sebeplerini belirleyiniz. Özetinizi yaparken aşağıdaki açıklayıcı bilgileri göz önünde bulundurunuz. Cevap: İnci romanı özeti İnci romanı, zenginliğin ve paranın getirdiği kötülük ve felaketler üzerine yazılmış bir öyküdür aslında. Meksikalı inci avcısı Kino bebeğinin hastalanması sonucu para bulma umudu ile denizin derinliklerine daldığında dünyanın en büyük incisini bulduğunun farkına varır ve yoksulluk içinde geçen hayatının artık değişeceğine inanır. Sonunda karısı Juana ile kilisede nikah töreni yapabilecek, oğulları Coyotito'yu okula yollayabilecektir. Bu hayalleri kuran Kino, İnci'nin komşularında uyandırdığı kıskançlığı göremez. Toprak ana özeti Tolgonay, 7 yaşlarında bu topraklara ilk geldiğinde, oldukça şımarık ve sevilen bir küçük kızdır. Yıllar geçer ve 17 yaşına basar, o zamanlarda yukarı Talas'tan, buraya ailesiyle birlikte çalışmak için gelen Suvankul tarlaya çalışmaya geldiğinde görür ve zamanla birbirine iyice alışır ve beraber çalışırlar. Birbirlerine aşık olur ve evlenirler. Kendi evlerini yapıp çok çalışırlar, daha sonra 18 ay aralıklarla 3 tane çocukları olur. Mutlu bir evlilikleri vardır. Seneler geçer, çocuklar büyür ve tek tek evlerinden ayrılırlar. Maysal Bek ilk ayrılan olur. Köy okulunu bitirir, şehre gidip öğretmen olur. Kasım ise babasının izinden gidip traktör sürmeyi ve biçer döver sürmeyi öğrenir ve kayındı kolhozuna bir yaz boyu biçer döver sürmek için gidip gelir. En küçükleri olan Caynak ise köy kolhozunun komsomolu, yani gençlik kolu başkanıdır. Özetleyeceğiniz metni dikkatle okuyup metnin iletisi, mesajını tespit ediniz. Özette gereksiz bilgilere değil önemli noktalara değininiz. Özetinizde kısa ve yalın ifadeler kullanınız. Metnin iletisini yansıtan cümleler oluşturmaya özen gösteriniz. Yaptığınız özetin, okuduğunuz romanın bütünü hakkında fikir vermesi gerektiğini unutmayınız. Özetlediğiniz romandaki kişi veya mekanlardan biri üzerine betimleyici birer paragraf yazınız ve yazdıklarınızı arkadaşlarınızınkiyle karşılaştırınız. Cevap: Tolgonay'ın köyü Yeşil Dağların arasında bir bozkırın içindedir. Bu bozkırda toprak verimlidir ama çok emek istemektedir. Çünkü burada yaşam pamuk ipliğine bağlı gibidir. Çok çalışmalı, özveride bulunulmalıdır. Yazdığınız betimleyici paragrafta isim, sıfat ve zamir olan kelimelerin altını çiziniz. Cevap: Tolgonay'ın köyü Yeşil Dağların arasında bir bozkırın içindedir. Bu bozkırda toprak verimlidir ama çok emek istemektedir. Çünkü burada yaşam pamuk ipliğine bağlı gibidir. Çok çalışmalı, özveride bulunulmalıdır. Yazdıklarınızı yazım ve noktalama açısından gözden geçiriniz. İyi bir yazının gereksiz ifadelerden uzak, açık ve anlaşılır olması gerektiğini unutmayınız. Cevap: Yazımda herhangi bir dil ve anlatım hatası olmadığını gördüm. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 168 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.